Cambridge Analytica 50 milyon kullanıcıdan toplanan verileri stokladı. Hesap sahipleri ve arkadaşlarının verileri arkadaşlık izni olarak adlandırılan bir özellik sayesinde çekildi. Facebook 2014'te bu özelliği iddiaya göre büyük şirketlerin bilgileri kendi sosyal ağlarını oluşturmak için kullanabileceği korkusuyla kaldırdı. 1. Özellikle oyunları başlattığınızda dikkatli olun. Facebook'ta bir uygulama açtığınızda izninizi ister. Facebook oyunları bunu kurnazca yapar, izin metinlerini okumadan oyna ya da kabul et seçeneklerini tıklarsanız uygulama datanızı hızlı alır. Mesela satranç oyunu şu mesajı kullanıyor. Arkadaşlarınız oynadığınızı görebilir. Siz oynarken oyun isim ve profil resminize erişebilir, Facebook ya da Messenger'da bu oyunu oynayan ve size mesaj gönderen tanıdıklarınızı görür. Verilerinizin alınmasını istemiyorsanız bu oyunu oynamayın. Facebook'un hala devam eden viral oyunu Farmville'de, şimdi oyna ya da mobile gönder tıklandığında profil bilgilerini, doğum günü ve e-posta adresiniz gibi bilgileri alıyor. Daha önce oyna dediniz ve şimdi çıkmak istiyorsunuz. Uygulamayı silmek datanızı da silmiyor. Onun yerine şu mesajı alıyorsunuz. Farmville 2 kendisiyle paylaştığınız datayı elinde tutuyor olabilir. Bu datayı silmenin detaylı yolu için Farmville 2 ile bağlantı kurun ya da Farmville 2 gizlilik politikasını ziyaret edin. 2. Gizlilik ayarlarınızı güncelleyin. Külfet gibi görünebilir ancak 20 dakika oturup Facebook'un gizlilik ayarlarına göz atmak verilerinizi kurtarabilir. Ana sayfada bildirimler sembolünün yanındaki soru işareti balonuna tıklayın. Aşağıya doğru açılan menüde 3 seçenek göreceksiniz. Gizlilik, gizlilik kontrolü ve gizlilik kısa yolları. Gizlilik kontrolü her şeyi ayarlamak için iyi bir seçim gibi görünebilir ama daha çok Facebook'un size "biz size demiştik" demek için kullanacağı bir checklist gibidir. Gizlilik kısa yolları biraz daha iyidir. Paylaştıklarımı kimler görebilir ve birinin beni rahatsız etmesini nasıl durdurabilirim gibi temel seçeneklere ulaşabilirsiniz. Gizlilik bölümü basit bir sıkça sorulan sorular listesidir. Asıl çözüm soru işareti balonunun yanındaki küçük oktan geliyor. Buradan gizliliğe tıklayın. Burada her şeyin arkadaşlar ya da sadece ben olarak göründüğünden emin olmak önemli. 3. Ayarlarda uygulamalar kategorisine gidin. Burada Facebook kullanarak bağlanmış olduğunuz uygulamaların bir listesi var. Her birine tıklayın ve bunlarla ne kadar bilgi paylaştığınızı görün. Bu uygulama ya da web sitelerinin bazıları arkadaş listenizi, timeline paylaşımlarınızı, fotoğraflarınızı, e-posta adresinizi ve dahasını alma hakkına sahiptir. Profilinizde herkese açık olarak paylaştığınız herhangi bir bilgi izinsiz alınabilir. En kötüsü, veriyi alan veri şirketinden geri almak isterseniz onlarla doğrudan temas kurmanız gerekir. Burada Facebook'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine uygulama ayarları sayfasında aşağıya inerek diğerlerinin kullandığı uygulamalara gidin. Burada arkadaşlarınızla paylaştığınız profilinizdeki bilgiler bulunmaktadır. 4. Profilinizi olarak gör seçeneğinden ziyaret edin. Profil sayfanıza gidin ve hareketler dökümünü gör düğmesinin yanındaki 3 noktaya tıklayın. Burada başkasının gözünden gör seçeneği karşınıza çıkacak. Bu sizin profilinizin dışarıdan nasıl göründüğünü otomatik olarak gösterir. Burada gördüğünüz her şey, internetteki herkesin erişimine açıktır. Arkadaş listesi, profil fotoğrafları, ikamet edilen yer, ilişkiler. Başkasının gözünden görden baktığınızda görünen her şeyi herkes görüyor demektir. 5. Hesabınızı silin. Facebook hesabınız aktif olduğu sürece verilerinizin kurcalanması ihtimali daima vardır. Analiz şirketleri zaten bilgilerinizi almıştır fakat gelecekte bir şeyleri özel tutmak istiyorsanız %100 etkili tek yol sil tuşudur.